Çok erkenden hepsini yayınlamama sebebimiz takımların erteleme hakkının da olması. Erteleme durumunda fikstür sürekli değişecek, sürekli tekrar tekrar yayınlamamız gerekecek diye. Saatler kala yayınlıyoruz arkadaşlar. Onu da sunmuş olayım. Voxic ve Maiko alt yola atladı. Alt yola atladılar. İlk round için çok da sık görmediğimiz bir hareket. Abyss Voxic'i öldürdü. Maiko şampiyonu öldürdü. Maiko! Abyss'i de öldürmeyi başarıyor. Maiko! Fast Motion'u da öldürdü. Çok sakin bir şekilde P2000 ile herkesi öldürüyor Maiko. Maiko! 4 ile yazmış bir de. A'sını. Evet, Raiden ve Andrix kaldı EVA takımında. Mini merdivende zaman zaman rampaya bakıyor Mini. Mini'den çok güzel bir tek geldi. Mini bir tane daha atıyor. Andrex'i de öldürüyor. Ryzen'ı da öldürüyor. Mini. Mini. Evet, Kha'Zix ile Mini'nin aynı takımda olması demek iki star oyuncunun da, daha doğrusu iki genç yetenekli oyuncunun da A tarafında olması demek oluyor. A tarafı gerçekten şu anda rakip takım için çok büyük bir sıkıntı. Kha'Zix ile Mini'nin olduğu yere girmek, yani kombatları iyi olan oyuncular bunlar. Birebir kombatlara çok iyi girebilen oyuncular. O yüzden Heyva için biraz zor olacak. Maiko Abyss'i öldürdü ortada. Evet, Sasuke B'de Maiko short'ta. Evet, Voxic iki kişiyi öldürdü. Şahbaz Maiko'yu öldürdü bu arada. Fast Motion orada tek yakalandı. Ama yine de bir kişiyi öldürmeyi başarıyor. Şahbaz'ın da 15 canı kalıyor. Evet, 2-0 oldu Sasuke'nin skoruyla birlikte. Maiko şu ana kadar en fazla kişiyi öldüren oyuncu oluyor DP takımında. 4 kişi öldürmüş şu ana kadar. Zaten 3'ünü ilk round'da öldürdü. Evet, alt yolda kalabalık KVA oyuncuları. Voxic fırıcı, Voxic aşağıya atladı. Voxic Raiden'ı öldürdü. Herkes gördü orada. Fast Motion. Fast Motion orada balkonun altına gelmiş. O da kördü, yanlış görmediysem eğer. Geçtikten sonra öldürdü zaten. Bu arada Mini son iki oyuncuyu da öldürüyor. 3-0 oluyor. Evet, ilk silahlar roundunu izleyeceğiz. Heyva Gaming'in. Bakalım Hıva Gaming ilk silahlı roundda ne yapacak? Evet, genelde yavaş oynuyorlar biliyorsunuz. Dağılıyorlar. Ortaya cross koyuyorlar. Vay, ortaya bu sefer erken çıktılar. Normalde bu kadar erken çıkmazlardı. Ortada Maiko var. Agresif oynuyor DP. Ortada Maiko yakalandı ama Mini'nin yardımı var. Şampiyon öldürdü. Mini'sin oyun içerisinde de sıkıyor orada. Voxic de Fast Motion öldürüyor ortada. Evet, ortada kalabalık oynuyor DP. Bu arada Kha'Zix'te AWP var. A tarafında. Sıkıldığında AWP almayı sever. Evet, Andrix smoke'unu attı. Bir hareketlilik olmasını bekliyor Andrix ama DP oyuncuları pek böyle bir hareketliliğin içine girecek gibi değiller. Herkes yerinde durmaya devam ediyor. Mini merdivende. Voxic bakıyordu ama Andrix çok güzel öldürdü onu. Kha'Zix hemen yanıt verdi. Mini Abyss'i fark etti. Abyss'i öldürdü. Raiden tek başına kalıyor. 53 canı var Raiden'ın. Evet, Raiden 3 tane DP oyuncusuna karşı kimseye öldüremeden can veriyor orada Kha'Zix'in AWP mermisiyle. 4-0 oldu. DP iyi başladı karşılaşmaya. Evet, DP genelde ortada CT oynarken ortada agresif oynamayı seven bir takım. Görüyorsunuz daha ilk silahlı roundda direkt Maiko ortadan ilerledi. Bu arada tabii ki desteği var arkasında. Balkondan desteği var, konektörden desteği var. Maiko ölse bile onu öldüren kişiyi öldürebilecek oyuncular var. Mini evden açıldı, Andrex'i öldürdü.
Evet, bir smoke bekliyordu galiba, konektörü açacak o smoke. Diğer HVA oyuncularının da A tarafında olduğunu görüyoruz yukarıdan baktığımızda. Biliyorsunuz 3 kişi A tarafında, Revis tek başına ortada. Mini evden devam etmiş. Voxic CT base'den AWP ile bakıyor A tarafına. Voxic Ryze'ni öldürdü. Kha'Zix ve Smosh'unu öldürdü. Mini şimdi evden yaklaşıyor. Mini de Shaffaz'ı öldürünce 5-0 oldu. Bir silahlı round daha izleyeceğiz HVA Gaming'den. Evet, Sasuke Window'dan karşıya geçecek galiba. Bu arada Voxic evden agresif oynayacak. Voxic yavaş yavaş yaklaşıyor evden. Karşısında Abyss var. Abyss'i öldürmeyi başardı Voxic ve Eva'nın 4 kişi başlamasına sebep oldu. Kha'Zix de AWP ile B tarafına gitmiş. Sanıyorum ki Voxic çok güzel bir yerde doğduğu için. Bu arada Moik ortadan agresif oynayıp Smosh'u öldürdü Voxic. Ryzen'ı öldürdü. 2 kişi kaldı Eva Gaming. DP Eva oyuncularını birer birer öldürüyor ve Andrex'te Shaffaz kalıyor geriye. Andrex çok güzel beşer attı Sasuke'ye. Yine evin altında flash bekliyordu. Atmaktan vazgeçti sanıyorum ki. Andrex Simon içerisinde bekliyor. Shaffaz ortada. Evet, Andrex hala aynı yerde. Mini ile karşılaşacak. Mini kontrollü bir şekilde geliyordu. Andrex Mini'yi öldürmeyi başardı. 3-2 pozisyon var. Kişi avantajı. Hala DP takımında. Eva'nın da C4 kurmak için yeterli zaman var. Şampazı fark ediyorum Mayiko ve C4 düşüyor. C4 hiç de düşmemesi gereken bir yerde düşüyor. Ve sonuç olarak Andrex 3 oyuncu karşısında tek kalıyor. Andrex Voxic'i de öldürdü. Andrex çok sakin bir şekilde ilerlemeye çalışıyor ama zamanı da gittikçe daralacak Andrex'in. 30 saniye kaldı. Kha'Zix yavaş yavaş jungle'a yaklaşıyor. Andrex konektörün içerisine girdi. C4'ün yeri belli Andrex. Çok güzel bir şey attı Mayiko'ya. Eğer Kha'Zix'i de öldürürse 5 kişiyi öldürmüş olacak. 20 saniye var. Kha'Zix jungle'daydı. Andrex kontrolü bir şekilde gidecek. Artık kontrolünü kaybetti çünkü zaman da azaldı. Kha'Zix orada öldüremedi bir türlü. Kha'Zix çekti AWP'sini şimdi. Sürekli kolunu gösteriyor Andrex'e zaman kazanmak için. Ve Andrex C4'ü kurdu. Andrex bu round'u kazanırsa Eva'ya çok kritik bir round'u kazandırmış olacak. Molotov çok fazla işe yaramadı. Andrex'in 18 canı var. Flash geldi. Kha'Zix kontrolü yavaş, sakin bir şekilde geliyor ve Five Seven'la headshot atıyor Andrex'e. 6-0 oluyor skor. Andrex tek başına. Tek başına round'un başından beri her şeyi tek başına yaptı. 4 kişi öldürdü ama Kha'Zix'i öldüremedi. Kha'Zix daha erken öldürebilirdi Andrex'i ama arkadan pistolle sıkınca headshot atamadı. Molotov da aslında biraz canını götürdü orada Andrex'in ama hemen geri çekildi tabii ki. Geri çekildiği için Molotov ölmedi. Evet, 5 keleş HVA takımı. DP'ye baktığımızda en fazla skoru Mini ile Mayiko almış. Aynı zamanda Voxic. Üçü de paylaşıyor. 8'er kişi öldürmüşler. Voxic Raiden'ı öldürdü. Evet, ortada Smosh'un Kha'Zix'i öldürüyor. Abyss alt yoldan çıkmaya çalışacaktı. Tam o esnada kör oldu. Voxic'i yakalama ihtimali çok yüksek Abyss'in. Abyss gördü Voxic'i. Bu arada evden Andrex çıkıyor. Mini izin vermedi Andrex'in çıkmasına. Abyss de Voxic'i öldürdü. Mayiko Shaffaz'ı öldürmeyi başarıyor. 2 kişi kaldı. Eva Mayiko kaçmaya çalışıyor oradan. Biz short'a Ege attı. Evet, ortaya gelen Flash Fast Motion'ı tam kör etmedi ama Fast Motion biraz şaşkındı orada. Takas Abyss'ten geldi fakat Abyss'in 7 canı var. Mayiko'nun 31, Mini'nin 22 canı var. Aslında Abyss bu round'u kazanabilir çünkü nasıl olsa şu anda yaşayan herkes tek mermiyle ölebilir. Mayiko da, Mini de, Abyss de. Bir mermi isabet ettiğinde ölecek durumdalar. Üçünün de canı az. O yüzden Abyss tek tek karşılaşacak Mini ve Mayiko'yla. Round'u kazanma ihtimali var ama Mayiko'yu tahmin etmesi de çok düşük bir ihtimal. Mayiko'yu tahmin etmesi çok... Mayiko gördü. Mayiko gördü. Çok ince aradan Abyss'in geçtiğini gördü Mayiko ve öldürüyor Abyss'i. Mübarek Huntsman Slaughter bizim herhalde milli bıçağımız olabilir arkadaşlar. Ben herkesle aynı bıçağı görüyorum ya. Gerçi DP oyuncuları birbirlerine veriyorlar bıçaklarını. Değiştiriyorlar sürekli ama.
Huntsman Slaughter bizim bıçağımız oldu. Türklerde benim en sık gördüğüm bıçaklardan bir tanesi. Bu arada Sasuke Raiden'ı öldürdü. Alt yoldan agresif oynamış Sasuke. Yanında Kalix var. Mayiko B yolundan açılıyor. 3 kişiler. 3. 3 kişi B'de adamlar. Mayiko hemen takası aldı. 3 kişi bıraktı Eva Gaming'e. Bu arada Voxxin de 3 canı var. Alt yoldaki Mayiko'yu Şahbaz yakalıyor. 3 pozisyondalar. Voxxin çok güzel bir zamanlama. Andrix'i öldürdü. Fesmoş ve Şahbaz kaldı geriye. Şahbaz risk aldı. Doğru bir karar. Voxxin'i öldürmeyi başarıyor. 2-2 kaldılar. Evet, Mini. Mini rampadaydı. Fast Motion öldürmeyi başardı. C4 düştü. Şahbaz'ın yeri de belli çünkü en son konektörden Voxy'yi vurmuştu. Mini de zaten konektörden devam etmesini beklediği için hemen rampanın içerisine girip yerleşti. Evet, Şahbaz C4'ü almak için geldi. Karşılaşabileceği sadece Mini var şu anda. Şu an için tabii ki. Çünkü A tarafına döndüğünde Kalix'le karşı karşıya gelecek. Kalix CT base'e. Hatta Kalix evin altına kadar geldi. Şu anda Kalix'i tahmin etmesi çok zor Şahbaz'ın ama! Kalix orada çok net bir hata yaptı. Çatışmak yerine saklanmak daha mantıklı olacaktı. Şahbaz teki tek kalıyor Mini ile. Bakalım Şahbaz 15 canla buranda kazanabilecek mi? Şahbaz tahmin etti evde olduğunu Mini'nin. Biraz baktı rampaya. Şimdi evin altına geçti. Mini evden yavaş yavaş yaklaşıyor. Şahbaz yukarıya çıkıyor. Çok güzel bir zamanlama. Merdivenden sıkmasa çıksa öldürebilirdi aslında. Ama çok fazla hasar verdi. Molotov geldi Mini'den. Ama Şahbaz çoktan yerini değiştirmişti. Bombalar geliyor Mini'den. Arkadan bir de smoke geldi. Şahbaz 15 canla. 15 canla. Bu roundu kazandırıyor Heva Gaming'e ve toplamda 4 kişi öldürüyor round içerisinde. Toplamda 4 kişi öldürerek roundu kazandırdı Heva'ya. İlk roundunu kazanıyor Heva. Evet, orada Kalix'in net hatasını söyleyebiliriz aslında. Çünkü saniye az. Bir şekilde Şahbaz oradan C4'ü almak zorunda. Çünkü Mini'nin görüşü yok. Şahbaz çoktan C4'ü almış olabilir. O yüzden Kalix'in saklanması lazım. Çünkü eninde sonunda o adam C4'ü alıp A plant'e gelecek. Başka bir ihtimal yok. B'ye gitse yetişme ihtimali yok. Saniye az. Evet, oyun yine yavaşladı. Heyvanın standart dağılımı ortada 3 kişiler. Mini merdiven tarafında oynuyor genelde bildiğiniz gibi. Abyss şimdi konektöre girdi. Konektörle çok fazla hasar aldı. Mini'nin EG'si. Abyss'i uçurmadı. 11 canı kalıyor Abyss'in. Orada Voxic havada öldürüyor Abyss'i. Havada yakalıyor resmen. Anlık bir hareketti gerçekten Abyss'ten. Bir anlık zıpladı. Voxic affetmedi. Mini. Şahbaz'ı bu arada. Şahbaz geçti gitti oradan. Şahbaz'ı kimse bilmiyor. Öyle bir gerçek var. Şahbaz bayağı bir ilerledi balkona kadar. Şu anda sanıyorum ki Heva oyuncuları Şahbaz'ı bekliyor. Çünkü Şahbaz güzel bir yerde. Fakat öldürebileceği kimse yok Şahbaz'ın. Sadece short'ta Sasuke var. Sasuke de short'tan ilerlemiyor. Sadece bekliyor. Bu durumda Şahbaz'ın yapacak çok fazla bir şey de yok. Derken Şahbaz Sasuke'yi öldürdü. 4'e 4 pozisyon var. Molotov geldi. Eva o Molotov'un içinden çıkıyor. Mini'yi öldürmeyi başardı. Raiden 3 kişi kaldı DP. Bu arada evin altında Kalix var. Kimse fark etmedi ama Andrix hemen yanıtını verdi. 2 kişi kalıyor DP. Voxic'ten Briska gördük. Voxic bu sefer ıskalamadı. Andrix'i öldürdü. Fast Motion ve Şahbaz kaldı. 2-2 pozisyon. Ege'den sonra çıkacaktı. Voxic ıskalamıyor. Fast Motion tek başına kaldı. Öldürdü Maiko'yu. Teke tek pozisyon. Fast Motion bu roundu kazanabilir ve Heva'ya ikinci roundunu kazandırmış olacak eğer kazanabilirse. Voxic sabırlı bir şekilde bekliyor. Bakalım Fast Motion kendini gösterecek mi? Fast Motion da sabırlı. Voxic de sabırlı. Fast Motion gösterdi. Tam da Voxic'in istediği şey buydu aslında. Ben olsam değilim ama olsaydım şu kutunun üstüne bir çıkardım. Bu kutunun üstündeki tek çıkabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Bu kutunun üstüne çıktığınızda zaten rakip de AWP olduğu için sadece kafanızın ucunu görecek ve vurması zor bir ihtimal. Denenebilirdi ama Fast Motion piklemeyi tercih etti. Voxin de beklediği bir hareketti bu. Kazanan DP oldu.
8-1 farklı bir skor görüyoruz. Bu arada Ebis Sumo'nun içerisinden sıkıyor. Sasuke de aynı zamanda sıktı. Flash'lar geliyor. Herkes kör. Herkes kör. Maiko şapkayı öldürdü. Maiko. Maiko Andrex'i de öldürdü. Hala Famas'la oynuyor. Maiko çek artık. Pistonu çek. Pistonu çek. Bam bam. Aydan'ı da öldürdü. Boxing'de Ebis'i öldürdü. 9-1. Evet. Şu an Heva Gaming Crew maçındaki Eva'nın baskın oyunu vardı ya, hani o kendini hissettirdiği, Crew'a nefes aldırmadığı oyun. Şu anda DP onu Heva'ya yapıyor aslında. Ve Heva'nın şu ana kadar net gördüğüm pozisyonlarda dikkat ettiyseniz genelde hep birebir kombatlar. Yani birebir kombatlar, bir kişi tek başına gidiyor önden ölüyor. Sürekli birebir kombata girme ihtiyacı hissediyor oyuncular ve bu kombatlarda da işte en kötüsü de bu. DP gibi bir takıma karşı birebir kombat kazanmak zor. Aynı Space Soldiers'ta olduğu gibi. Çünkü görüyorsunuz Plant'te Mini, merdivende Kalix ve yerler çok değişiyor fark ettiyseniz. Bazen Mini gidiyor oraya, bazen Kalix Plant'e geliyor. Oyun içerisinde çok fazla değişiklik yapıyor DP. Evet, Eva'nın bir şekilde daha fazla round kazanması lazım. En kötü ihtimalde 3 round, belki 4 round. 3 round bile kurtaramayabilir. 4 round, belki 5 round. Eva'nın kazanması gereken sayı. Evet, orada bir setup var. Maiko kendine çekiyor bu arada alt yoldaki Ebis'i. Bak yine teke tek. Yine teke tek bir karşılaşma. Kalix öldürüyor Ebis'i. Daha tarafına hareketleniyorlar. Plant'te Mini var. Bakalım Mini ne yapacak orada. Mini Ryder'ı öldürmeyi başardı. Kalix'ten yardım var. Kalix Andrex'i öldürdü. Orada çapraz atıyor. Çok güzel. Mini bir kişiyi daha öldürdü. Şampaz orada hemen Kalix'le Mini'yi öldürüyor. 3 kişi kalıyor DP. Evet, görüyorsunuz. DP gerçekten CT tarafında şu ana kadar çok etkili oynadı. Heva karşısında. Heva'nın daha çok DP'yi şaşırtacak şeyler yapması lazım. Heyvanın stili bellidir. Heyvanın neler yapabileceğini DP'ye çok iyi biliyor. Çünkü birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Aynı şekilde Heva da DP'nin ne yapacağını biliyor. DP'nin Heyvanın ne yapacağını bildiği gibi. Ay! Söyleyemedim. Boxing Aydın'ı öldürdü. O yüzden biraz daha şaşırtabilecek şeyler lazım Heva'ya. Boxing'in 20 canı var. Piklemekten çekinmiyor. Andrex'i öldürdü. Kalix'in yardımı var orada. Şapbaz ölüyor. Ebis tek başına kaldı. Maiko. Alt yolların adamı Maiko. Ebis'i öldürdü. 11-1. DP baktığımızda en fazla skor Voxic'te. 18 kişi öldürmüş. Eva'ya baktığımızda en yüksek Şapbaz var. 9 kişi öldürmüş ki bir roundu kazanmasını sağlayan oyuncu Şapbaz oldu. Çok kritik bir round kazandı biliyorsunuz. 15 canla 2'ye tek. Mükemmel oynadı gerçekten Şapbaz. Evet, Kalix. Bu arada Kalix A'da tek başına oynuyor. Çünkü ortada bir ağırlık var DP tarafında. Andrex evin altına molotof atacak, hazırlandı. Ebis bu arada çok güzel bir zamanlama. Ebis'ten çok güzel bir zamanlama. Ebis birinciyi vurdu. Ebis ikinciyi de vurdu. Kimse bakmıyor. Kimse bakmıyor ortaya. Kekim ve pozisyon Ebis Sasuke'yi de vurdu. Kalix kaldı tek başına. Kalix'in karşısında Ebis ve Andrex var. Ebis devam etti. Devam etmese. Ah devam etmese Ebis. Ah bir devam etmesen oradan. Biraz daha yavaş oynasan. Kalix'in aklı biraz karışsaydı hiç zaman kazanamadı yani. Plant'e Molotov geldi Kalix'ten. Andrex'e teke tek pozisyondalar. Andrex çok güzel bir yere geçti. Kalix'in Tetris'e odaklanacağını düşünüyorum şu anda ben. Ama Kalix baktı! Bakmış olmasına rağmen. Bakmış olmasına rağmen Andrex bu roundu kazandırıyor Heva Gaming'e. 11-2 oluyor. Heva'nın 11-4 yapması lazım bu karşılaşmada. İlk yarıda kesinlikle 11-4 olması lazım. İkinci yarıda durumun çok zora girmemesi için. Şu anda bile zaten 11 aslında fazla yani. O yüzden zararın neresinden dönersen kardır. Bu durumdayken 11-4 yapsalar ve ilk roundu kazansalar birden oyuna ortak olabilme şansları var. Orada Mini çok ilerlemiş. Çok ilerlemiş. Ebis öldürdü Mini'yi. Evet, evde Andrex var.
Evet, yukarıdan baktığımızda Heva takımının 4 kişi B tarafına gittiğini görüyoruz. Andrex ise tek başına evde. Andrex'in dönmesi artık imkansız. Bence Andrex hiçbir şey yapmadan beklese Mayiko ile Kalix dönmeye başladığında belki birini yakalayabilir. Sasuke B'yi tek başına savunuyor. Her şey Sasuke'ye bağlı. Dayarak bakıyor dönem dönem. Molotof'u var. Yukarıdan bombayı gördüğünde o molotofu atacak. Attı molotofu. Hızlanıyorlar. Sasuke her şey sana bağlı Sasuke. Bakalım ne olacak Sasuke? Daha fazla switch yapma artık Sasuke. Kötü bir pozisyonda yakalandı. İşte tam da bahsettiğim şey dönerken Andrex yakaladı. Mayiko'yu Kalix de hemen Andrex'i öldürdü. Evet Kalix D-Box ikkalıyor geliyor DP takımında. Vur Raiden. Raiden çok güzel vurdu. Çok net bir vuruş. Voxic tek başına kalıyor. AWP'yi kaçıracak. Short'taki Raiden'ı ıskalamadı. 3 kişi kaldı EVA. Voxic bir. Voxic ıskalamıyor. Voxic ıskalamıyor. 1620 DPI 3.2 sense oynamasına rağmen böyle AWP kullanmak her yiğidin harcı değildir gerçekten. O kadar hızlı bir sensle. Hala öldürmeye devam ediyor. Utanmasa Şahbaz'ı da öldürecek. Utanıyor galiba. Evet, utandı. 11-3 arkadaşlar. Eva buranın da kazansın. Eva buranın da kazansın. Hatta ikinci yarıda pistolü de kazansın. Ortalık biraz çenlensin. Maç daha çekişmeli bir hal alacaktır. Evet, Abyss. Abyss genelde oyun boyunca alt yolda gördüğümüz bir isim oldu. Ama konektörde belalı oyuncular olduğu için Abyss genelde o birebir takaslarda başarılı olamadı. Birebir çatışmalarda diyelim daha doğrusu birebir kombatlarda. Evet, Abyss tek başına B'de bu sesleri yaparken, bu bombaları atarken Eva'nın diğer 4 oyuncusu A tarafında gördüğünüz gibi. Böyle mükemmel bir daire çizeyim ben size. Andrex de geliyor şimdi onlara katılıyor. 4 kişi oldular burada. Yukarıdan bombalar gelecek. Abyss tabii ki tamamen amacı burada dikkat çekmek. DP'yi 2 kişi B'de tutmaya çalışıyor yani. Takım arkadaşları A'da 3 kişiyle karşılaşsın diye. Abyss çok güzel bir sahneydi o ama tam o esnada Mini'ye döndük. Abyss sadece Sasuke'yi öldürebildi. Yanıyor bu arada Mini. Mini birinciyi vurdu. Mini ikinciyi vurmaya çok yakın ama öldüremedi. Çok fazla hasar verdiğini söyleyebiliriz. 3 kişi Tetris'te kaldılar. Kalix çok sakin gidiyor. Kalix birinciyi vurdu. Kalix ikinciyi vurdu. Andrex tek başına kaldı. Ve Andrex böyle durumlarda genelde tehlikeli. O yüzden DP oyuncularının dikkatli olması lazım. Beraber oynamaları lazım. Mayiko teke teke girmezse orada girdi ama kazandı o teke tek karşılaşmayı. Mayiko'nun Andrex'i öldürmesiyle 12-3 bitiyor ilk yarı ve 21 kişi öldürmüş Voxic ilk yarıda. Eva Gaming'e karşı. Onun arkasında Mayiko var 18. Onun arkasında Kalix var 14. Onun arkasında Mini var 13. Sasuke 6 kişi vurmuş arkadaşlar. Bunu yadırgamayın. Çünkü genelde Sasuke'nin yerinde ben olurdum. Neden? Çünkü B tutarsan genelde böyle oluyor. B tuttuğun zaman eğer rakip çok fazla B'ye oynamıyorsa genelde böyle oluyor. Şahbaz 9, Andrex 9, Abyss 10, Fast Motion 6, Raiden 3 kişi öldürmüş ilk yarıda. Şimdi ikinci yere geçeceğiz. Heva pistolü kesinlikle kazanmalı. Aksi takdirde farklı bir skorla mağlup olabilirler. O yüzden bu roundu kesinlikle kazanmaları lazım. Sakin olmaları lazım. Skoru unutmaları lazım. CS'de çok fazla kullanılan bir tabir eskiden beri. Skoru unut, skoru unut. Skoru unutmaları lazım. Tamamen odaklanıp sanki ilk yarıymış gibi full konsantre oynamaları lazım. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Ortada boost var. Uçarak çıkacaklar şimdi oradan. Çıkın uçarak. Uçun oğlum. Oo, çift uçuş. Çift uçuş. Yemin ediyorum uçacaklar. Vallahi billahi uçuyorlar. Allah Allah. Uçamadılar orada ama beraber çıktılar Abyss. Bayağı bir kötü yakalandı. Heyveya buranın da 4 kişi başlıyor.
Evet, bu arada yukarıdan flash geldi. Konektörden ilerliyorlar. Konektörden jungle'a girecekler. Kha'Zix evden çıktı. Anthrax'ı öldürdü. Alt tarafına doğru hareketleniyor. DP takımı çok zor durumda kalacak orada Fast Motion. Her yerde DP oyuncuları var. Fast Motion orada ikinciyi de vurmayı başardı. 3'e 3 kaldılar. Şahbaz çok arada kaldı. DP oyuncuları B'ye gidiyorlar. Gidebilecekler mi? Gidiyorlar. Evet, C4'ü de attı Mini. Mini kalacak mı? Orada bir iletişim kopukluğu oldu. Sen mi gideceksin, ben mi kalacağım derken Mini gitti. Kha'Zix yine de kaldı bu arada şu. Toksik. Toksik. Çok güzel tekler atıyor Toksik. Bir tane daha attı. Şu anda çıldırmış olmalı. Maiko'nun bıçağını kullanıyor. Herkes birbirine bıçağını vermiş arkadaşlar. Toksik'te Maiko'nun bıçağı var. Maiko'da Mini'nin bıçağı var. Mini'de kimin bıçağı var o zaman? Kimse bilmiyor bunu. Evet, bu Mini'nin diğer bıçağı. Mini'de birden fazla bıçak var. Görüyorsunuz arkadaşlar, ne kadar zengin insanlar olduğunu görüyorsunuz. Evet, A tarafına hareketleniyor DP takımı. Evet, ilk roundu kaybetmek HV açısından çok kötü oldu. Ama hala şansları var. Bu roundu kazanırlarsa belki bir şeyler değişebilir. Andrik bir kişi öldürdü. Voxic hemen alıyor takası. Voxic! Takım arkadaşlarıyla beraber giriyordu. Bu arada takası Kha'Zix aldı. Özür dilerim, yanlış söyledim. Voxic o esnada başka bir kişiyi öldürdü. Evet, Raiden tek başına kalıyor bu roundda. 44 canı var. Evet, Raiden'ın amacı silah düşürmekti ama olmadı. Kha'Zix Raiden'ı öldürdü. 14-3 oldu arkadaşlar. DP 2 round daha kazanırsa puanı kapacak. Evet. Maçtan hemen sonra GP'den 30 liralık çekilişi yapacağız ve günü kapatacağız. Tekrar söyleyeyim. Evet, full eco yapmayı tercih ediyor Heyva Gaming. Daha doğrusu 4 tane P250 görüyorum. Hop, atladık. İnsanlar öldü. Ve Andrex tek başına kaldı. Evet, hem DP için hızlı bir round oldu, hem biz izleyenler için çok hızlı bir round oldu. Her şey çok hızlı gelişti. 15-3. Evet, bugün biraz farklı skorlar gördük açıkçası. İlk maç HVA kuru 16-1 gördük. Şimdi DP HVA 15-3 durum. Farklı skorlar. Supermassive maçının skorunu unuttum bir anlığına. Evet, Sasuke evin altına molotof attı. Alt tarafına hareket ediyor. Orası Smoke'daki Abyss fark etti. Sasuke kör kör sıktı. Abyss'i öldürmeyi başardı. Plant'te Fast Motion var. Andrex geldi. Andrex yanıyor. Fast Motion ölüyor. İki kişi kaldı Eva. DP buranda kazanmaya çok yakın. Kişi avantajı var. C4'ü kuracaklar. Ve arkadan lurk yapan bir Maiko var. Maiko şu anda çılgınlar gibi koşuyor yakalamak için rakiplerini. Maiko yakaladı. Ama Sasuke öldürdü. Evet, bakın aynen bu şekilde çıkacaksınız abi. Şu şekilde. O teke tek karşılaşmada, Fast Motion Voxic karşılaşmasında AWP karşı yapılabilecek bir hareketti. Kha'Zix Raiden'ı öldürdü. 16-3 arkadaşlar.